Görünür hücreleri kopyalama bir arkadaşımız alt toplam dersinde, orta düzey derslerin ikinci dersi olan alt toplam dersinde hemen gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz 2'ye bastığım zaman sadece toplamlar gösterilecektir. Bunları seçip başka bir sayfaya kopyaladığı zaman diğer gördüğümüz tüm verilerin de kopyalanıp yapıştırıldığını söyledi. Onun istediği sadece toplam verilerinin yapıştırılıp kopyalanması. Ben de size görünür hücrelerin nasıl kopyalanıp yapıştırıldığını anlatmadığımı fark ettim. Bu derste Excel'de görünür hücreleri nasıl kopyalayıp yapıştırabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak satış verilerine döndüm. Gördüğünüz gibi alt toplam dersinde kullandığımız veriler. Buradan satış no 5 ile 10 olan satır 10 olan arasındaki tüm satırları seçtim. Sağa tıklayıp ardından gizle diyorum. Ve gördüğünüz gibi verilerimiz gizlendi. Yeni bir sayfa oluştur diyorum alttaki artı simgesiyle. Yeni sayfam oluşturuldu. Verilerime döndüm. Tamamını seçtim. 15'e kadar olan, satışın 15'e kadar olan tüm verilerimi seçtim. Ctrl C dedim. Ve yeni oluşturduğum sayfaya yapıştırdığım zaman diğer satışın o 5 ile 10 arasındaki verilerin de kopyalanıp yapıştırıldığını görebilirsiniz. Biz bunu istemiyoruz. Ctrl Z ile geri aldım. Biz sadece görüntülenen hücrelerin kopyalanıp yapıştırılmasını istiyoruz. ESC ile seçimden çıktım. Bunu yapabilmek için ilk olarak yine verilerimi seçiyorum. Ardından giriş sekmesinin en sağında düzenleme bölmesi yer alıyor. Buradan bul ve seç'e tıklıyorum. Açılan listeden Özelgit'i seçiyorum. Özelgit penceresi açılacaktır. Buradan da yalnızca görünür hücreleri seçiyorum. Ardından tamam diyorum. Tamam dedikten sonra seçimim de değişti. Ctrl C dedim. Yeni oluşturduğum sayfaya geldim. Ctrl V dediğim zaman artık sadece görünür hücrelerin yapıştırıldığını, kopyalanıp yapıştırıldığını fark edebilirsiniz ki zaten satışın o 5 ile 10 olan arasındaki verilerde yok. Şimdi arkadaşımızın sorusuna gelelim. Onun yapıştırdığı zaman tüm veriler geliyordu bu şekilde. Hatta deneyelim. Yeni bir sayfa oluşturdum. Verilerimi seçtim. Ctrl C dedim. Sayfa 2'ye geldim. Yapıştırdığım zaman gördüğünüz gibi tüm verilerin geldiğini görebilirsiniz. Ctrl Z ile geri alıyorum. Ve ardından alt toplama döndüm. Ne yapıyorduk? İlk önce yapıştırmak istediğimiz verileri seçiyoruz. Veri aralığımı seçtim. Ardından giriş sekmesinin en sağında bul ve seç var. Bul ve seç'ten özelgit diyorum. Özelgit'ten yalnızca görünür hücreler diyorum. Tamam dedikten sonra seçimim de değişti. Ctrl C dedim. Ve yeni oluşturduğum sayfaya bunları yapıştırıyorum. Şunu da biraz açarsak tutarlar görüntülenecektir. Böylece sadece görünür hücrelerin kopyalanıp yapıştırıldığını fark edebilirsiniz. Şimdi bunun kısa yollarına bakalım. İlk olarak hızlı erişim araç çubuğu için şuradaki ok simgesine tıkladım. Ardından diğer komutlar dedim. Ve buradan tüm komutları seçip G bölümüne geldim. G'de ise görünür hücreler var. Hemen şöyle biraz yukarı çıkayım. Görünür hücreleri seç var. Bunu seçip ekle diyorum. Ardından tamam dedim. Hızlı erişim araç çubuğuna geldiğini fark edebilirsiniz. Hemen yeni bir sayfa oluşturdum. Tekrar geldim. ESC ile çıktım. Verilerimi seçtim. Hızlı erişim araç çubuğundan görünür hücreleri seç'e tıklıyorum. Tıkladığım zaman sadece görünür hücreler seçildi. Ctrl C dedim. Sayfa 3'e geldim ve ardından yapıştırıyorum. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir diğer kısa yolu da klavye kısa yolu. ESC ile çıktım. Yine verilerimi seçtim. Alt, Shift, virgül komutuna bastığım zaman ki bu virgül de Ü harfinin altındaki virgül ve Enter'ın solundaki virgülden bahsediyorum. Bu şekilde Alt, Shift ve virgüle bastığım zaman sadece görünür hücreler seçiliyor. Tek yapmam gereken Ctrl C demek. Yeni oluşturduğum sayfaya geldim. Yapıştırdığım zaman da artık sadece görünür hücreler kopyalanıp yapıştırılacaktır.